11 Aralık 2020 Antalya Hasyurt'tayız. Evet. Şu an yanımızda Hakan Özalp. Özalp. Burada salatalık serisinde rekor gelişim tabandan ürünümüzü artı rekor gübre yaprak gübresi ürünü salatalık serisinde kullandı. Evet. Neler oldu Hakan Bey? Öncelikle toprak yapısından başlayalım. Bitkiye doğru ilerleyelim. Toprak yapısı yumuşak. Aha. Artı saçaklanması güzel. Tamam. Olarak çeşit neydi bu çeşit? Ayda. Ayda çeşidi. Ayda. Silor. Dikim tarihini biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? 1 Ekim. 1 Ekim tarihli. Neler oldu? Şimdi bu toprakta bir sorun var mıydı, yok muydu? Ya da bizim rekor gelişim ürünün burada sağladığı öncelikle topraktaki faydadan başlayalım. Sonra da yaprak gübresinden bahsedelim. Ya bu toprak, ben burada icarcıyım ben. İlk aldığımda sahibi burada mantar var dedi. Şöyle kameraya da bakalım. Mantar sıkıntısından dolayı. Tabii rekor gelişim daha önce de kullandım ben. Kullandınız, biliyordunuz. İki defa biliyordum zaten. Hı-hı. Ondan faydasını gördüğüm için kendimi sağlama alam diye. Garantiye almak için. Garantiye almak için. Şeyi verdik diyorsunuz. Evet. Peki sonrasında yaprak gübresi iki defa uyguladık. İki defa uyguladık. Ne oldu? Yaprak gübresinin burada artısı ne oldu size? Ağaç verdiğinizde ne sağladı size? Devamlı çalışıyor. Standart bir şekilde getiriyor yani. Tepede bir durma şöyle yok. Şöyle gösterelim. Sararma yok. Şu arayı bir çekebilir miyiz? Şimdi sararmış. Az önce bir şey söylemiştiniz. Bu şeyler tutmaz dediğiniz, tutuyor dediniz. Evet, büyüyor. Bu sararmış gibi görünen bu memekleri sarartan sarartıyor. Ben besleme hatam zaten. Evet. Ama tabii ürünün sayesinde ağaç hiç durmuyor. Ağaç hiç durmuyor, çalışıyor. Evet. Peki verim olarak... Bir verim kıyaslaması yapabilir misin? Geçen seneye göre şu ana kadar verim artışı var mı? Aşağı yukarı %30-%40 civarı. %30-%40 gibi verim artışı var. Evet. Kalite olarak kalitesi? Kalitesi güzel. Güzel. Renk güzel. Peki yaprak gübresinin burada mesela çiçeklenme, tutum, tepe sürgünleri mesela şöyle gidiyor. Şuradan gösterelim. Evet. Şu şekilde sağlıklı bir şekilde gidiyor. Bitki durmuyor dediniz. Evet. Şu devam ediyor. Yani şu çalıştığını bu gösteriyor şekilde. Zaten. Yani devam ediyor. Aldığımız zaman tekrar devam. Herhangi bir uygulama sonrasında olumsuz bir durum gördünüz mü? Ürünlerle alakalı. Yok, görmedim. Her iki ürün içinde. Her iki ürün içinde görmedim. Şeyde geç kaldık. Damlama. Damlamayı şu an yapabilirsiniz. Onu evet. Tavsiye ettik. Damlamayı kullanacağız. Onunla alakalı uygulama dozajını da söyledik. Evet. Taban ve yaprak gübremizi uyguladınız. Sırada da damlama var. Onu da verirsiniz. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye rekor gelişimi, ederim. Yaprak gübremizi özellikle... Şimdi yaprak gübremiz bir yıldır var. Kullanmayan üreticiler var. Evet. Onunla alakalı özellikle soruyorum. Yani tavsiye eder misiniz? Yaprak insanların... gübresi faydalı. Ağacı durdurmuyor. Sarartma. Peki kaç günde sonuç görüyorsunuz? Etki görmeye başladınız yaprak gübresini attığınızda. 3 ile bir hafta arası. 3 günde bir hafta arasında bir hafta sonuç arası. Görmeye başlıyorsunuz. Evet. Öncelikle Hasyurt bölgesi, Kuluca, evet. Türkiye'deki sera üreticilerine. Evet. Her ürününde, iki üründe rekor gübre, yaprak gübresi ve rekor gelişim. Tavsiye eder misiniz? Ederim ben. Siz? Çünkü yani bu gübrelerin maliyeti belli. Hı hı. Yani bu maliyetten kurtarıyor zaten. Maliyetten kurtarıyor. Hastalıktan çünkü kurtarıyor. Hastalıktan kurtarıyor. Artı evet. Verim ve kalite. Evet. Mesela sinek olayı, bir beyaz sinektir, kırmızı örümcektir. Hı hı. Onlardan bir fazla aşırı bir sıkıntı görmedik. Şu anda da zaten görünmüyor zaten. Şimdi ağaçta. Ben kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi hastalıklar konusunda, haşere ve sinekler konusunda. Evet. Burada çürüyen, bozulan bir malzeme olmadığı için, bitki sağlıklı olduğu için evet. Şey gelmiyor. Yoksa onun dışında bir ilaç değil. Kovucu veya öldürücü bir ilaç değildir. İlacımızı yine kullanıyoruz. İlacınızı kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz, paylaştınız. Sağ olun. Küçük Hanım da bize eşlik etti burada.